Evet. İyi günler herkese. Ben Doktor Tuğrul Mert Kıvanç. Bursa Romatem Hastanesi'nde görevdeyim. Romatoloji uzmanıyım. Bugünkü konumuz Sjögren sendrom hastalığı. Tabii Sjögren sendrom hastalığını bir yarım saat içinde önemli hususlarını dikkate almaya çalışacağım herkes için. Tabii Sjögren sendromu aslında çok sık görülen bir romatizmal hastalığı. Aslında romatoid artrit hastalığından sonra ikinci en sık görülen otoimmün hastalığıdır. Tabii herkes Sjögren sendromu göz kuruluğu ve ağız kuruluğu yapan bir romatizmal hastalığı olarak bilmektedir. Ve bu birçok sağlık sektöründe herkesin ezberlediği bir kalıp halinde göz kuruluğu, ağız kuruluğu, romatizma eşittir Sjögren. Ama aslında Sjögren nedir? Sjögren aslında bir otoimmün sistemik bir hastalıktır. Burada bağışıklık sistemi, yani bir hastanın kendi immün sistemi, bağışıklık sistemi, kendi dış salgı bezlerini hedef alarak, özellikle gözyaşı ve tükürük bezlerini hedef alarak saldırıya uğrar. Yani bir iç savaş söz konusu. Tabii belirli bir miktardan sonra vücutta artık dış salgı bezlerin fonksiyon kaybı söz konusu olur ve artık gözyaşı azalması ve tükürük azalmasıyla beraber göz kurulu, ağız kurulu semptomları ön plandadır. Tabii Sjögren sendrom önemli bir hastalık ve bu konuşmamız da çok önemli. Genellikle seçtiğim konuları hep bilerek seçiyorum. Çünkü bazı romatizma hastalıkları sıkça görünüyor ama hala tanılarında çok geç kalıyoruz. Tanı koymakta çok gecikiyor. Sjögren de benzer bir durum. Şikayetlerin başlama tarihiyle kesin tanı konuna kadar maalesef ortalama 7 ila 8 sene bir gecikme söz konusudur. Maalesef çok dikkate alınmayan ama sık görülen bir hastalık. Herkesin gözün önünde ama gözden kaçırdığımız bir hastalıktır Sjögren. Öyle biliniyor romatologlar arasında. Tabii neden bu kadar gecikiyoruz? Biraz onun üzerinde de durmak lazım. Aslında tabii burada ihmal söz konusu değil. Tabii. Ama tabii ki biraz da hastalar önemsemiyor. Bir kere birinci husus bu. Yani hastalar Sjögren sendromu önemsemiyor. Yani göz kuruluğu herhalde normal yaşın getirdiği bir semptomdur diye bazıları gözyaşı kurumayı normal kabul ediyor. Ağız kuruluğunda herhalde şeker hastalığı veya şeker öncesi sınırda şeker veya metabolik sendrom dediğimiz modern çağ hastalığını bağlayıp orada da biraz bir önemsememe söz konusu veya mevsimsel alerjilere bağlayıp çok önemsenmiyor. Maalesef hekimler de atlatabiliyor bunu. Özellikle bizim birinci basamak hekimlerimiz bazen işte nasıl olsa herkes tedavi odaklı olabiliyor. Göz kuruluğu varsa göz damlası veriliyor. İşte dişte çürük varsa dişçi onu hallediyor vesaire vesaire. Ama kimse her zaman çok araştırmıyor. Ama esas en önemli sebep yani tanının gecikme sebebi çünkü herkes göz ve ağız kuruluğuna odaklı. Ama açıkçası hastaların sadece %15'i kapıya girdiği zaman poliklinikte evet doktorum ben de ağız kurulu veya göz kurulu der. İşte ben bugün onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü o diğer %85'i ya göz kurulu ve ağız kurulunun yarattığı sıkıntılarla veya komplikasyonlarla başvuruyor. Ya da Sjögren sendromun sistemik tutumuyla beraber prezentasyon yapabiliyor. Dolayısıyla bugün onun üzerinde duracağız biraz. Tabii Sjögren sendromun genelde 3 başlık semptomları vardır. Birincisi kurulukla ilgili, ikincisi genel semptomlar, üçüncü grupta sistemik semptomlar dediğimiz. Artık Sjögren sendromu yerleşmiş ve uzun vade komplikasyonları olan semptomlar. Tabii kuruluk üzerinde biraz duralım. Şimdi ağız kuruluğu derken hasta direkt tabii ağız kuruluğu diyebilir. Özellikle katı gıdalarda
yutkunluk sıkıntısı, bir şey içmeden, bastırmadan, hani bir dilim ekmek yiyip bir su içmeden şey yapamıyorum diyor hastalar. Yani rahat edemiyorum der. Ama bazen esas prezentasyon ağız kurulukla ilgili, hasta mesela son 6 ay içerisinde birkaç diş çürüğüyle prezentasyon yapabilir. Bazen angular kelitis dediğimiz, yani dudakta iltihaplanma ve özellikle dudak uçlarında çatlamalarla bir prezentasyon olabilir. Angular kelitis. Bazen dil ucunda aşırı yanma prezentasyon olabilir. Bazen derin diş eti iltihabı, periodontit dediğimiz hastalık da prezentasyon olabilir. Bir önemli prezentasyon da ağız kuruluğu ile ilgili, ağızda daha dilin üzerinde daha fazla Candida albicans, yani maya benzeri bir mantar, bu az miktarda faydalı olan bir mantardır. Candida albicans özellikle kötü huylu bakterileri öldüren bir mantar, ama fazla çoğaldığında bütün vücudun dengesi alt üst olabilir. Fazla Candida albicans olunca hastalarda migren atakları tetiklenebilir. Migren, baş ağrısı, kas iskelet sistem ağrıları, benzer gibi sıkıntılar olabilir. Bazen böyle prezentasyon görebiliriz. Hasta Candida albicansla gelir, migren baş ağrısıyla başvurur, ama hepsinin altında Sjögren sendromu çıkabilir. Ayrıca ağızda tat almama sıkıntısı da olabilir bazen. Çok nadiren hastanın başlangıcında tam tersi de olabilir. Paradoks bir şekilde ağız kuruluğu yerine ilk baştaki enflamatuar safhada hastada fazla aşırı bir tükürük salgılaması da söz konusu olabilir. Bu da önemli bir husus. Özellikle tükürük bezlerinde şişkinlik, parotis tükürük bezlerinde ödem ve şişkinlik bunu eşlik edebilir. Göz kuruluğuna gelince aynı şekilde hasta direkt ben de göz kuruluğu demiyor çoğu zaman. Burada gözüme çöp kaçmış, kum kaçmış, sürekli temizleme ihtiyacı olur diye şikayetlerle başvurur. Bazen de fotosensitivite dediğimiz, yani aşırı bir duyarlılık güneşe veya ışığa, sürekli oda içerisinde ışığı söndürür. Bazen de gece görüşünde sıkıntı olabilir. Gece araba kullanmakta zorlanabilir. Bir tane semptom da klasik bilinen, hasta ağlar, ağladığını sanır ama herhangi bir gözyaşı çıkmaz. Yani ağlıyordur ama gözyaşı yoktur. O da klasik bir semptomdur. Ayrıca bu göz kurulu hastalığın daha çok göz enfeksiyonu olabilir. Özellikle keratit ve kornea enfeksiyonları daha sıkça görünebilir. Kulakta da kuruluk olabilir ve özellikle sürekli dış kulak kanalında kaşıntı da söz konusu olabilir. Boğazda veya gırtlakta kuruluk olunca ses kısıklığı ön plana oluyor. Trakea'da veyahut yani nefes borusunda kuruluk olunca kuru öksürük de başvurabilir hasta. Bunlar bizim klasik semptomlar. Ayrıca cilt kuruluğunu da unutmamak lazım. Hastalarda tuhaf tuhaf cilt lezyonları, aşırı kuruluk, çatlamalar. Ayrıca Sjögren sendromlarında Raynaud's fenomu da sıkça görülen bir fenomdur. Soğukla beraber parmak uçlarında vazospasm, yani damarda bir kasılma ve morarma, renk değiştirme söz konusu olabilir. Yani vücutta tuhaf tuhaf morarmalar ve lezyonlar, vaskülit dediğimiz baş semptomları da görebiliyoruz. Bu genellikle kuruluğa bağlı semptomlarımız, yani ön planda hep budur. Dediğimiz gibi hasta direkt bende göz kurulu, ağız kurulu demez, ama bu semptomlara ve şikayetlere dikkat etmemiz lazım. Ayrıca genel semptomlarımız vardır. Genel semptomlar içerisinde en önemli husus, en önemli şikayet yorgunluk. Yani Sjögren sendromunda inanılmaz bir
kronik yorgunluk söz konusudur. Yani halsizlik, aşırı dermansızlık, isteksizlik. Sjögren'in hastaların %70'inde görülmektedir. Ayrıca kas iskelet sistem ağrıları, artralji, eklem ağrıları. Yani genel ağrılar da olabilir. Eşlik eden sekonder fibromiyalji sıkça görülmektedir. Ayrıca depresyon ve anksiyete bozuklukları, psikolojik sıkıntılar sıkça görülen bir şeydir Sjögren'de. Sjögren artık yerleştikten sonra bir takım komplikasyonları da söz konusudur. Tabii oraya gelmeden önce tanıyı nasıl koyuyoruz peki? Tabii subjektif ağız kurulu veya göz kurulu veya demin bir an önce bahsettiğimiz hasta semptomlar ön plandadır. Ayrıca objektif bulgularla bunu desteklemekteyiz. Objektif bulgular içerisinde göz doktorunda göz yaşı kırılma zamanı ve onu direkt göz doktorları göz yaşını ölçme fırsatı olabiliyor. Ayrıca parotis tükürük bezlerinde enflamasyon yani parotitis dediğimiz enflamasyon olunca bunu sintigrafi de görme fırsatımız oluyor. Yani bir nükleer tıp yöntemiyle yapabiliriz. Bunlar tabii non-invasif. Ama bazen bunlarla tanıyı koyamıyoruz ve en sonunda bir tükürük bezi biyopsisiyle teyit edebiliyoruz kesin tanı açısından. Şimdi tanı konduktan sonra bir takım komplikasyonlar çok önemli. Bunun üzerinde durmak istiyorum çünkü herkes ihmal ettiği için Sjögren sendromu nasıl olsa kimse ağız kuruluğu ve göz kuruluğundan ölmez diye bir yaklaşım içinde olduğu için aslında Sjögren önemli bir hastalık ve ihmal edilirse uzun senelerdir öldürebilir. Çünkü komplikasyonları öldürebilir. Özellikle bir numara komplikasyonu lenfoma, lenf kanseri. Sjögren sendromları normal topluma nazaran 20 kat daha fazla lenf kanseri görülmektedir. Bu çok önemli bir husustur. Çünkü ihmal edilmemesi gerekiyor Sjögren hastalığı bu yüzden. Ayrıca İkinci en büyük korktuğumuz komplikasyon uzun vade Sjögren'de interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz yani hava kesiciklerinin etrafında enflamasyon oluşup kalınlaşma ve artık nefes almada zorlandığı durumlarda. Özellikle efor sarf ettiği zaman bir nefes darlığı ve ardından restriktif akciğer hastalığı engelleyici bir interstisyel akciğer hastalığı söz konusu. Bu da çok önemli bir husustur ve hastanın hayatını zehir eder ve hayat kalitesini çok kötü bir şekilde düşürebilir ihmal edilirse. Bir komplikasyon daha tabii iltihaplı romatizma. Tabii Sjögren sendrom hastalarının %70'inde bir eklem ağrısı söz konusudur. Ama %15'inde de bariz İltihaplı romatizma. %70'inde kuru ağrı vardır ama %15'inde de sulu iltihaplı romatizma. Özellikle romatoid artrite benzer şablon, yani el bilekler, MKF eklemleri ve küçük el parmakları, proximal interfalanger eklemleri dediğimiz eklemlerde iltihaplı romatizma görebiliriz. Aynı romatoid artrit gibi. Ama tek farkı tabii romatoid artritte erozyonlar oluşabilir. Yani yapısal bozukluklar ve kalıcı hasar. Sjögren'de genellikle erosif bulgular olmuyor. Bir komplikasyon daha gördüğümüz nörolojik sıkça %10 hastanın %15 %20'sine kadar kronik nöropati tarzında sıkıntılar görüyoruz, nörolojik semptomlar. Ve bu hastaların bir kısmında ağız kuruluğu, göz kuruluğu var. Bazılarında antikordu yok ama biyopsilerde Sjögren sendromunu destekleyen bulgular görebiliriz. Ayrıca nefrit görünebilir. Yani, böbrek tutulumu söz konusudur. Ve de gastroenterolojik tutulumu da söz konusu olabilir.
Gastroenterolojik tutulumu Sjögren'de çok geniş bir kere yutkunlukta sorun yaşıyor birçok Sjögren hastaları. Irritable bağırsak sendromu benzer sıkıntı olabilir. Bir taraftan da suallerimiz geliyor, onları da okuyoruz. Evet, onları da şimdi şey yaparız. Ve de pankreatit olabilir. Şimdi bir artık suallere biraz geçelim, sonra bir taraftan başlarız. Hocam, senelerdir benim bana romatoid artrit tanısı verilmişti. Kanımda romatit faktör vardı ama artık eklem ağrılarım yok. Ve kanımda romatoid faktör görünmüyor. Çok eskiden ağız kuruluğu vardı. Evet. Bu risk teşkil eder mi? Ha. Evet, bu çok güzel bir soru aslında. Kimden gelmiş? Matmazel Aygün Hanım. Şimdi birçok Sjögren hastası aslında daha önceden romatoid artrit tanısı almıştır. Romatoid artrit. Çünkü kanında romatoid faktör görülmüştür. Eklem ağrısı. Ona otomatik birçok hekim romatoid artrit diye tanımlamıştır. Ama aslında romatoid artrit olmayabilir o. Belki hep Sjögren'dir o. Şimdi bu önemli bir husus. Çünkü demin bahsettiğim gibi romatoid artritin kendisi kalıcı bir romatizmadır. Öyle geçici bir şey değildir. Çok daha şiddetlidir. Ve erozyonlar oluşabilir. Yani romatoid artrit öyle başlayıp kendiliğinden geçmez. Yani gerçekten klasik romatoid artrit ise. Dolayısıyla romatoid artrit daha önceden var olup sonra birden bir kaybolmaz. Ama kaybolursa o zaman başka bir teşhis var burada. Şimdi o başka teşhis nedir? Başka tanı Sjögren olabilir. Şimdi bu sıkıntı çünkü Sjögren'de daha önceden romatoid faktör olup ve artık kanda görünmüyorsa bu önemli bir husus. Çünkü lenfomanın habercisi olabilir bu. Yani bir Sjögren sendrom hastasında kronik romatoid faktör olup sonra seneler sonra birden bir romatoid faktör kanda görünmüyorsa bu lenf kanserinin belirtisi olabilir. Bu çok önemli bir husus. Onun için Sjögren sendrom hastaları uzun vade takip edilmesi lazım. Tabii demin de bahsettiğim gibi tanıyı koyarken bir tane daha objektif bulgu dudak biyopsisinden önce kan testlerimiz. Kan testlerinde tabii ki oto antikorlar vardır. Anti-SSA, SSB dediğimiz oto antikorlar. Ama ayrıca Sjögren sendrom hastalarında pozitif ana antinükleer antikor ve pozitif romatoid faktör sıkça görülmektedir. Ama tabii her ana lupus değildir ve her romatoid faktör romatoid artrit değildir. Bu tabii bu ince detaylar romatologlar arasında bilinmektedir. Ve hatırlatmakta fayda var diğer hekimlerimize. Evet. 6 aydır Salagen kullanıyorum ve aynı zamanda Hashimoto hastasıyım. Bu da çok güzel bir soru. Çünkü Sjögren sendromu bir otoimmün hastalığıdır. Çoğu zaman bir tane otoimmün hasta olunca birkaç tane eşlik eden farklı otoimmün hastalığı da olabilir. Özellikle bir Hashimoto, onun güzel bir kardeşidir Sjögren'in. Perniosus anemi dediğimiz B12 eksikliğini yaratan hastalıkta kardeş hastalığı olabilir. Myasthenia gravis dediğimiz nörolojik hastalık. Çölyak hastalığı, gluten antikorları taşıyorsa hasta. Otoimmün hepatit. Bunlar hep eşlik edebilen hastalıklar. Ama ayrıca özellikle ülkemizde iltihaplı bel romatizması, yani spondilit, ankilozan spondilit ve Sjögren'de sıkça görünen bir kombinasyon. Ve bu hastalarda bazen antikorlar olmaz, yani oluşmaz. Yani anti-SSA, SSB antikorları kanda görünmeyip bariz, klinik şablon, ankilozan spondilit ve Sjögren overlap, yani coexistence, iki hastalığın beraber bulunduğu şeyi destekleyebilir. Evet, birkaç sual daha var. Evet.
bütüncül tıp hakkında çok güzel. Her zaman bütüncül tıp çok güzeldir. İkinci soğan var burada bir tane şey olarak. Şu telefondan da bakıyoruz. Hocam bende Sjögren sendromu var. Ve ayaklarımda yanma, batma ve karıncalanma gelişti. Nöropati tanısı kondu. Okay. Son 6 aydır da tansiyon düşüklüğü yaşıyorum. Ama sebebini bulamadılar. Hmm. Bu da güzel bir sualdir aslında. Çünkü bahsettiğimiz gibi yani Sjögren hastalarında %15'inde nörolojik tutulma söz konusu. Tabii nöropati tanısı konmuşlar. Özellikle sensory nöropati dediğimiz yanma, batmalardan bahsettiniz ayaklarda ve bu genellikle gabapentin grubu ilaçlarında ilaçlarına güzel yanıt vermektedir. Şimdi tansiyon düşüklüğü önemli bir husus çünkü hem şeker hastalarında ve Sjögren hastalarında otonomik sinir sistemine bağlı da bir otonomik nöropati dediğimiz bir sıkıntı olabilir. Yani ortostatik hipotansiyon yapan özellikle uzun süre oturup birden bir ayağa kalkınca birden bir bayılma hissi, tansiyon düşüklüğü yaşıyorsanız sizde ortostatik hipotansiyona bağlı otonomik sinir sistem disfonksiyonu, otonomik nöropati söz konusu olabilir. Evet, suallerle biraz devam edeceğiz şimdi. Evet, bir tane sual şeyimiz. Hocam bende Sjögren var, yanma var. Ve bir tane sual da burada. Pınar hocam iyi çalışma. Benim kanımda romatit faktör. Evet. Pınar Hanım'dan geliyor. Hocam iyi çalışma. Benim kanımda romatit faktör pozitif. Ve aşırı ağız kuruluğu şikayetlerim var. Sjögren bakteri dedi doktorum ama çıkmadı kanımda. Bende neler olabilir acaba diye bir sual var. Evet, şimdi bu da enteresan. Şimdi kanınızda romatit faktör var. Oradan yola çıkmak lazım. Şimdi romatit faktör pozitif, ağız kuruluğu, göz kuruluğu var ama kanda anti-SSA, SSB antikorları yok. Şimdi bu aslında enteresan bir vaka ve bunu çok sıkça görüyor. Özellikle gastroenteroloji uzman meslektaşlarımız. Çünkü burada hepatit C'nin varlığı söz konusu olabilir. Yani kronik aktif hepatit C. Şimdi Sjögren sendromu ile hepatit C arasında bir bağlantı var. Bazen virüsün kendisi yani hepatit C virüsü genetik eğilimi olan, yatkınlığı olan Sjögren sendrom hastalarında tetikleyici rol oynayabilir. Bazen de kronik hepatit C olan hastaların yani ekstra hepatik bulgu dediğimiz yani karaciğer dışında Sjögren sendromu da gelişebilir. Şimdi bu hastalarda romatit faktörü pozitif oluyor çoğu zaman ve maalesef anti-SSA, SSB negatif görebiliyoruz. Ama klinik şablon Sjögren'i çok desteklemektedir. Dolayısıyla burada hem hepatit C gündeme getirmek lazım bir enfeksiyon hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanıyla. Ve tabii burada tedavide antivirüs yani antiviral tedavisi söz konusu olabilir. Yani antibiyotik gibi ama antivirüs, antiviral tedavileri özellikle interferon gibi tedaviler burada çok faydalı olabilir. Tabii burada tekrar hatırlatalım. Sjögren sendromu klinik şablonu olup da antikorlar negatifse hem hepatit C'de görebiliriz hem de ankilozan spondilit grubunda. Çünkü spondilit ve Sjögren birbiriyle eşlik edebilir. Bir tane daha sonra. Hocam Sjögren hastasıyım. 4 aydır COVID sebebiyle plakmine ilacımı kullanıyorum. İlaç dışında tedavisi var mı? Tabii güzel bir soru bu. Tabii Sjögren'in ne kadar aktif olup olmadığı çok önemli burada. Yani Sjögren sendromu özellikle iç organ yani özellikle
akciğer tutulumu varsa, bu çok önemli bir husus. Çünkü ilerleyen bir akciğer hastalığı söz konusuysa, özellikle tomografilerle ilerlediğini görülüyorsa ve eşlik eden yüksek iltihap oranları varsa kanda, yüksek sedimentasyon ve CRP'ler, bunun tedavisi var. Yani burada mecburen bağışık sistemini baskılayan bir takım ilaçlar verilmektedir. Tabii burada bir kar zarar hesabı söz konusudur. Çünkü çok yüksek seyri varsa, yani sedim CRP'niz, iltihap oranınız, iltihap yükü vücutta çok yüksekse, bu da immün sistemini zayıflatır, bağışık sistemini zayıflatır. Böyle devam etmesi de tehlikeli bir durumdur. Ama tabii ki fazla immünosüpresif, özellikle gereksiz bir kortizon kullanımı söz konusuysa, bu da immün sistemini baskılayabilir. Onun için o dengeyi mutlaka multidisipliner bir şekilde göğüs hastalıkları ve romatoloji uzmanı beraber karar verir. Ama mutlaka bir tedavi gerektirebilir. En azından remisyonu sokup sonra ilaçsız takip oluşabilir. Evet, bir tane daha sualimiz var. Zaten vaktimiz de bitiyor. Son 3 dakikamız. Aynur Hanım'dan. Ankilozan spondil ve fibromiyalji hastasından sonra oluşabilir mi? Tabii. Fibromiyalji, tabii biz romatolog olarak fibromiyalji gördüğümüz zaman bize çok her gün geliyor, yani en azından bir 3 hasta, yeni hasta. Hocam bende fibromiyalji var, ama biz bunların hepsinin iyi bir anamnezle, fizik muayeneyle hastanın %95'inde aslında farklı tanılar bulabiliyoruz. Ki fibromiyalji ve Sjögren birbirine çok bağlı. Yani Sjögren hastalarının %70'inde fibromiyalji görebiliyoruz. Birçok fibromiyalji hastasında da tanısı daha konmamış ama klinik şablonu destekleyen Sjögren sendromu söz konusudur. Evet. Bugünkü suallerimiz bu kadar. Herhalde toparlamak adındaysa. Yani burada son sözüm söyleyeyim. Yani bir hastada kronik göz kuruluğu varsa ve göz damlası kullanıyorsa ve eşlik eden aşırı halsizlik veya eklem ağrıları varsa mutlaka bir romatolog tarafından Sjögren sendrom açısından değerlendirilmesi çok önemlidir. Ve ihmal edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü bir, lenf kanseri riski var Sjögren'de. İkincisi, kronik akciğer hastalığı, interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz hastalık. Herkese çok teşekkür etmek isteriz. Bizim poliklinik şimdi devam edecektir. Tekrar ayrı suallerimiz varsa buradan yazıp biz tekrar bizim Romatem grubuyla cevap vermeye çalışacağız. Herkese iyi günler. Evet.